Ama tayyor mu? Boshlaymiz dersni. Tayyormuz. Demek yine qanaqa masalalarni ishlaymiz. Misol uchun boyagi rakamlar yığındısını, yığındısı qaysidir songa teng bo'lgan. Masala bu arada. Demek yangi fayl ochamizda. Demek berilgan n soniga raqamlari yig'indisi berilgan n soniga teng bo'lgan 3 xonali sonlar ro'yxatini chiqaring. Demak, dasturimiz mana shu 3 xonali sonlarni chiqarish kerak. Demak, buning uchun demak include your stream xo'sh using name space std int main zaman qandaydir bitta n sonini olaman va shu sonni kiritishim kerak. Masalan deylik n va sikl qo'yaman. Birinchi raqami uchun sikl qo'yaman i int i teng 1'den i kichik 10 geçe plus plus üçte sikil içmeyi hiç koyamam gitmek et yani kutu şimdi sikilde koyamam for j teng 1'den j küçük 10 geçe. Evet, ikinci xonali xonali birligi 0 bo'lsa ham bo'ladi degan. J plus plus o int k teng 0'dan k küçük 10 geçe. Plus plus ve şu yerde hani şimdi tekşiremem. If bu if'deki utken derste utkendik. I plus j plus k aynen demek n'ge teng bolsa n'ge teng bolsa demek cout i j k larni chiqar ekranga deyman. Endi qo'yib qo'yaman. Ya'ni yangi satrdan davom etsin. Return. Xo'sh, demak bu dasturimni ishga tushirish uchun demak F9 ni bosaman. Uni saqlashni so'raydi, saqlay qilaman. Va F10 ni bosib bossam demek ekranda menga son kiritishni so'rayapti mana. Son kiritaman. Masalan, boya masalada ko'rganimizdek 3 ni kiritib enter tugmasini bossam, demek yig'indi raqamlari yig'indisi 3 ga teng bo'lgan sonlarni ekranga ro'yxatini chiqaradi. Xo'sh. Demak, endi mana bu yerda biz hozir ko'rganimiz ekran ko'rinyapti. Mana bu yerda bitta narsa faqat mana bu holatni qo'ymadik biz. Bitta raqam kiriting. Yeah.
n teng 0 degan. Xo'sh, n teng deganni kiritaman. Mana shundan keyin qayta ishga tushursam, dasturimni F9 ni bossam, demak F10 ni bosaman. Natijada menga mana bunday yozuv chiqadi mana ekranda. Bitta raqam kiriting degan, masalan 5 ni kiritsam, yig'indisi, raqamlar yig'indisi 5 ga teng bo'lgan uchxonali sonlarni ko'rsatadi menga. Demak, qarang, nechta son bor ekan. 104 dan to 500 gacha bo'lgan sonlar, demak, raqamlar yig'indisi 5 ga teng bo'lganlarni ajratib ko'rsatyapti. Xo'sh, demak, yozib oldingiz-ku, ekranda ko'rinyapti, masalan. Eshitmayapman. Ko'rinyapti, do'm. Yozdik, yozdik. Ko'rinyapti. Yozib oldingizmi? Ko'rinyapti. Yo'q, yozdim. Endi boyagi break continue'dan foydalanishni ko'ramiz, ya'ni siklni to'xtatib qo'yish va siklni da qaysidir qadamlarni o'tkazib yuborish masalasini qaraymiz. Buning uchun demak yangi sahifa ochaman va bu yerga men mana bu yerdan ko'chirib olaman bosh qismini. Mana bu qismini ko'chirib olay, qayta yozib o'tirmaslik uchun. Masalamiz shundan iboratki, demak, masalani yozamiz. Xo'sh. Break va break continue operatorlardan o'qib yozdim. Yine operatörlerden operatör faydalanış. Bir misal demek int main misal için deyelim yukarıda gidik sonlar birilgen birden 10 geçe misol uchun yozamiz for. Endi boyagi agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, men forning ichida uning parametrini, turini forning ichida beryapman. Xuddi shu narsani aslida oldin e'lon qilib qo'yishim mumkin. Masalan, int i deb. Ya'ni butun son deb e'lon qilib qo'yaman. Va mana bu yerda intni yozib o'tirmayman. To'g'ridan to'g'ri yozishim mumkin. Int i teng 1 dan i kichik 20 gacha xo'sh i plus plus deymanda o zaman masalan deylik breakdan foydalanmoqchiman if agar i aynan teng masalan 7 bo'lsa 7 bo'lsa i teng 7 bo'lsa, demak to'xtatish kerak. Break. Ya'ni siklni to'xtatadi 7 ga borganda. Va cout i deymanda bitta bo'sh joy tashab qo'yaman. Chunki sonlarni ketma-ket chiqarsin. Va bu dasturni ham saqlayman. Ishga tushursam. Ishga tushirish uchun demak mana bu siklning ichida blok ochilishi kerak edi. Blokning ichida ekranga chiqarish kerak. Edi. Mana bu siklni yopaman. Va ishga tushiraman. Mana e'tibor bering. Demak, ekranda ko'rsataman men sizga. Ha, ishga tushirmayapman hali.
F10'nu basaman işe düşkende bana bunday neticeni beredi bizge dasturumuz. Bana etibar verseniz demek birden 6 geçe bolgan kıymetlerini ekranga çıkardı. 7'ye kelgende demek break toxtatıp koydu. 7'ye kelgende toxtatdı. Hoş. Endi dasturumuzda eğer dasturumuzda eğer de bana bunu 7 emas, mesela 10 desem, 10 desem demek nima bo'ladi? Birden 10 geçe bo'lgan sonlarını çıkaradı. Birden 10 geçe bo'lgan sonlarını çıkaradı. Demek bunun için demek dasturunu işga tushiraman. Natija ise bana bunda şekilde çıkardı. Demek bana birden 9 geçe bugün sonlarını çıkardı. Şimdi kuddu şu halatta, kuddu şu halatını, kuddu şu halatını bana break emez. Break'ını yapamam ben. Bana bunda yapıp yapıp koyup oranı gel. Yukarıdaki can new'dan faydalansam. Demek bir yerine ne kadar? Break 10'a bargana toktatıp koyken idi. Continue ise 10'ını taşlayıp ötüp idi. 10'ını taşlayıp. Bunun için demek dasturunu işe çürmem. Ve işe çürsem ekranda bana bunda yazıp çıkar. Demek etibar verseniz bana bu sonların içinde 10 rakamı yok. 10 sonu yok. Demek 10'ını taşlayıp ötüp idi. Şu narsanı bana bunda halatta faydalanışımız mümkün bana. Etibar verin. Demek eğer de 10 bilen 10 ve i ten mesela 15 koysam o halde dasturunu işe geçirsem kuyudaki için netice verin. Etibar verin. Bana demonstrasyon bir ekranı çıkaramam. Karan bir yerde iki de sonunu sonra geldim. 10 bilen 15'ini çıkarmadı geldim. Yani taşla ötüp etti geldim. Bana itibar verseniz 10 bilen 15 ekranda yok. 19 geçe bugün sonlar çıkıyor. Hoş. Demek bu break ve continue operatörlerinin işleyişi. Bu halatlar juda ko'p kerak bo'lib qoladi. Juda ko'p masalalarni ishlashda demak bu halatlardan foydalanishimiz mumkin. Asosiysi demak sikl operatorlarini ishlatishni o'rganishimiz kerak bo'lar ekan. Demak bu yerda hozir biz siz bilan parametrli for siklidan foydalanishni qarab chiqdik. Endi xuddi shunday bizda while operatori ham bor edi. While operatordan foydalanib boyagi berilgan sonning rakamlarını ajratib beruvchi dastur yozamiz. Ustoz, bir savol bor edi-da. Ayting. Shu while bilan breakda qanday farqi bor? Tushunmadim. While bilan break. While u takrorlanishni tashkil etib beradigan operator. Break takrorlanishni ma'lum bir nuqtada to'xtatish. Tushunadim, rahmat. Tushundingizmi? Xo'p, rahmat, tushunadim. Xo'sh. Domla, bu Domla'da savol bor edi-da. Ayting. While bilan for'ni bitta narsaga ishlatsa bo'ladimi yoki ikkalasi ikki xil vaziyatda ishlaydimi yoki bir xil vaziyatda ishlatsam bo'ladimi ikkalasi? For operatori ana leksiyada agar e'tibor bergan bo'lsangiz yoki endi modul tizimida qo'yilgan leksiyani o'qib chiqsangiz, oxirida eslatmalar berilganda qarang. Agar takrorlanishlar soni aniq bo'lsa, masalan 10 marta takrorlansin desangiz, u holda for operatordan foydalanasiz. Mana for operatordan. Takrorlanishda. Agarda takrorlanishlar soni noaniq qaysidir shartgacha takrorlansin bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'sha shart, masalan, 100 martada o'sha shart bajariladi yoki 10 martada bajarilib qolishi mumkin. Qaysi qachon bajarilishini biz bilmaymiz. O'shanday holatda while bilan ishlatamiz. Demak, takrorlanishlar soni aniq bo'lsa, parametrli for operatoridan takrorlanishlar soni noaniq bo'lgan vaqtda while operatoridan foydalanamiz.
Mana shunga doir misolni qaraymiz deyapman. E'tibor berasiz. E'tibor berasiz. Masala mana bunday qo'yilyapti, qarang. Xo'sh, demak, masalaning qo'yilishi qanaqa? Berilgan n natural sonning ona birliklari ona birliklari yig'indisini sini hisoblang. Bu yerda while operatordan foydalanamiz albatta. While operatordan sababi masalan berilgan natural son iki xonali bo'lib qolishi mumkin. İki xonali bo'lsa, demek while operatori iki marta 10 ga bo'ladi. Qoldiqni hisoblab olish uchun. A, üç xonali bo'lsa, demek üç marta. Demek biz qanaqa son kiritilishini bilmaymiz-ku oldinda. Nechi xonali son kiritilishini bilmaymiz. Shuning uchun bu yerda takrorlanishlar noma'lum. Nechi marta takrorlanishi bizga noma'lum bo'lganligi uchun, demek bu yerda while operatorini ishlatamiz. Xo'sh, demek bu holatni biz boya nazariyada ham ko'rib chiqqan edik. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, nazariyada ko'rganimizda while operatordan foydalangan edik. Buning uchun demak, biz ko'rinyapti ekran. Demak, asosiy funksiyani yozamiz. Va bitta natural son e'lon qilamiz. Int bu natural son bilamiz, ha? Endi cout bilan aytamiz. Foydalanuvchiga demek bitta natural son kiritdiğimiz yani enimiz kirit deb qo'ya qolaylik. İhtiyori natural son kiritsin. Natural degani bu manfiy bo'lmagan sonlarda sanab tashlatadigan sonlar. Bilamiz-a buni. Demek sin n deymiz, ya'ni natural sonni kiritsin va while operatorini qo'yamiz. While operatorini qo'yib shart qo'yamiz. N 0 ga teng bo'lib qolmaguncha, n teng 0 ga teng bo'lib qolmaguncha quyidagi amallarni bajarishimiz kerak. Demak, yozamiz. Bo'sh. Ha, sum degan o'zgaruvchi ham kiritib olishimiz kerak edi. Int sum, ya'ni yig'indi degan o'zgaruvchi. Endi sum bo'ladi yo s bo'ladimi? Buning boshlanish qiymati 0 ga teng deb olamiz. Va shu s ga qo'shishim kerak n ni qoldiqli 10 ga bo'lib. Natijasini s ga qo'shishim kerak. Va n ni bo'laman 10 ga bo'laman endi. Birinchi qoldiqni bo'ldim va qoldiqni bo'ldimda keyin butunlikni bo'lib oldim. Demak, birinchi qoldiqni bo'lganda bu birlar xonasini oladi. Keyin uni 10 ga bo'lganda demak, iki masalan 3 xonali son bo'lsa 2 xonali son bo'lib qoladi. Ve kayıtıp geledi de enini tekşirip geledi. O nül bu mu yaptı mı? Demek gene kaldıklı buladı. Bu ikinci onlar konasını oladı. O halkası şimdi onlar yüzler konasını alıp doğum etedi. Şimdi demek while operatörünü yapamam ve dasturunu tügelleyemem. Return İndi bitta narsani e'tiborga olmadik biz. Mana bu yerda sikl tugagandan keyin natijani ekranga chiqarishim kerak. Cout. Demak, hozirda s teng, ya'ni biz hisoblayotgan yig'indi s edi.
Bir yerde bayağı slash bilen enini koyup koysam bitta satır pastta çıkaradı. Bana bu berilgen natural sonların sonunun xona birliklerini yığındısını hisoblaydigan dastur bo'ldi. Xo'sh, demak bunun için demek F9'lu basaman saklayman dasturumunu ve F10'lu basıp bassam ekranda bana bu narsa payda bo'ladi. Demek bitta natural son kirit. Masalan, deylik 258 degan rakam kiritadi. 258'nin xona birlikleri yığındısı neçe buladı? 15 bula. Demek 2'ye 5, 7. 7'ye 8'ni koysak 15. Demek inter tugmasını bassam, demek S teng 15 degen yazılı çıkardı. Bu düşündey. Dasturunu yana kaytadan işge çürsem. Dasturunu kayta işge çüremem. Kayta işge çürüp. Ekran kurumu yaptı da ha, bana, bana. Kayıt eşke çürdüm. Kayıt eşke çürgenimde bitti natural son kırıt dedi. Mesela 6 kanal son kırıt hemen. 4, 5, 6, 8, 5, 2 dedi. 456.852. Bunu ağza kısa kılıp kuramız. Onun hana birlikleri neçi getirdik buladı? Yığındısı. 28. 9, 15, 20. 28. 23 ve 28 30'ga 30 bo'lmaydi mı? 30 bo'ladi. 30 bo'ladi. Demek enter tugmasini bossam, demek S teng 30 degan raqam chiqdi. 30. Demek endi e'tibor bering. Boya 3 xonali son kiritganimda takrorlanish necha marta bajarildi? Takrorlanış 3 mertte. 3 mertte bacarıldı. Demek 3 mertte bacarılığın sebebi demek her bir konağını acilatı bağlı için demek her bir konağı için Allah'ı da bir mertte 10'a bölüp çıkış gerek. 3 mertte. Hazır 6 konağını son kırtkanım için demek 6 mertte bacarılıp neticeni çıkarıyordu. Şunun için ben 1 mertte kırtkanımda 6 mertte bacarılı yaptı. 1 mertte kırtkanımda 3 mertte bacarılı yaptı. 4 konağını son kırtsam 4 mertte bacarılı. Şunun için biz while operatörden faydalanırken ikemiz. Demek tekrarlanışlar sonu aldığında normalim bulsa demek biz while operatörünü işletir ikemiz. Programmanı yazı aldınız ha? Kur ne yaptı mı? Ha kur ne yaptı? Ne yaptım? Kur ne yaptım? Kur ne yaptım? Kur ne yaptım? Kur ne yaptım?